Herkese merhabalar. Bu tarihte sizlere evde et için nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istemiştiniz. Bomba bir tarif daha geliyor. Diyarbakır'dan metroya geldim. Bu şekilde 34'lü et için alıyorum. 15 TL böyle çoklu alınca daha uyguna geliyor. Tadım için alıyorum bunu. Et içinin şeklini yapabilmek için şöyle kalıplardan kullanmanız gerekecek. Bunlar tüm züccaciyelerde hemen hemen bulunuyor. Bunun fiyatı 10 TL. Yumurta alıyorum. Bunun fiyatı 7 TL. Bunun hepsini kullanmayacağım. Tereyağı alıyorum. Bunun fiyatı 24 TL. Portakalın kilosu 3,5 TL. Bundan 1 kilo alıyorum. Kakaolu pasta süsü alıyorum. Bunun fiyatı 3,3 TL. Vanilinin fiyatı da 3,3 TL. Bunun da hepsini kullanmayacağım. Ve bir adet portakal aroma verici alıyorum. Bunun fiyatı 8 TL. Pudra şekeri alıyorum. Bunun fiyatı 4,89 TL. Buğday nişastası alıyorum. Bunun fiyatı 3 TL. Şeker alıyorum. Bunun fiyatı 6,15 TL. 1 kilo geliyor bu. 1 kilo un alıyorum. Bunun fiyatı 4 TL. Ancak bunun hepsini kullanmayacağım. Portakal aromalı içecek alıyorum. Bu oralet olarak geçiyor. Bende olduğu için bunu almayacağım. Bunun fiyat bilgilendirmesini yapıyorum. Bunun fiyatı 10 TL. Tüm alışverişi yaptım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarifi yapmaya geçebiliriz. Böyle başta et içinin kıvamını göstermek istiyorum size. Şöyle içerisini açıyorum. Böyle ön kısmını göstereyim. Şuna bakın ya. Görüntü itibariyle çok böyle ilgi çekici. Çok lezzetli gözüküyor. Alt kısmında kurabiyesi var. Üst kısmında portakal sosu. En üstüne de böyle pasta süslemesi var. Şöyle kıvamını başta göstereyim. Şöyle sünen bir yapısı var. Şuna bakın ya, çok güzel. Şöyle şimdi tadına bakıyorum. Böyle portakalı böyle iyice hissettiriyor. Böyle bir yanda çıtır çıtır o dışındaki o pasta süslemesi. Diğer yanda o portakalın aroması böyle ağzınızda resmen patlıyor. Çok güzel. Kurabiyesi de böyle çok böyle çıtır çıtır değil. Yumuşak bir hamuru var. Böyle sert bir böyle kurabiye gibi böyle çıtır çıtır değil. Daha tadına bakayım. Gerçekten çok lezzetli ya. Muazzam. Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalarım. Şimdi et içinin yapılışına geçebiliriz. Bu tarif iki aşamalı bir tarif. Birinci aşaması kurabiyesi. Hamurunu hazırlayacağım, pişireceğim. Daha sonra ikinci aşamasına geçeceğim. Portakallı sosunu yapacağım. Şu üst kısmındaki portakallı sosu. Yani tarifin birinci aşamasına şimdi geçiyorum. Bir karıştırma kabının içerisine 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. 1 adet de yumurta kırıyorum. 1 pakette vanilin ekliyorum. 2 su bardağı unum var. Bunun hepsini eklemeyeceğim. Şöyle birazını ekliyorum. Dibinde çok az bıraktım. Böyle kontrollü bir şekilde koymanız gerekiyor. Çünkü un miktarı eklediğiniz malzemenin cinsine göre değişebilir. Onun için unu kontrollü koymanız gerekiyor. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemelerin iç içe girmesi gerekiyor. İyice böyle hamur kıvamına, yumuşak bir hamur kıvamına gelmesi gerekiyor. Onun için bunu iyice bu şekilde karıştırıyoruz. Tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. Eğer tereyağı oda sıcaklığında olmazsa erimez ve istediğimiz kıvamı elde edemeyiz. Onun için tereyağının oda sıcaklığında olması çok önemli ve bu şekilde iyice yediriyoruz. Kalan unu da ekliyorum. Tam istediğim kıvamda olacaktır. Diğer unu da ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Şuna bakın ya, çok güzel oldu ya. Şu kıvama bakın, mis gibi oldu. Tam istediğimiz kıvamda, işte istediğimiz kıvam tam da bu. Hamurumuzu hazırladık. Çok güzel oldu. Şimdi buna şekil vermeye geçiyorum. Hamuru açacağım zemini iyice unluyorum. Rahat bir şekilde açabilmek için şöyle 3 parçaya bölüyorum. Bir parça hamuru aldım. Başta elimle şu şekilde açıyorum. Oklavaya yapışmasın diye oklavanın da üzerine bir parça bu şekilde unluyorum. Bunu dikkatlice inceltiyorum. Kurabiye hamuru olduğu için böyle parçalanır, çok fazla üzerine gitmeyin. Şu şekilde yavaş yavaş dikkatli bir şekilde açıyorum. Diklemesini açtım. Bir parça da dikkatli şekilde yana doğru açıyorum şu şekilde. Çok kalın yapmayın sakın. Böyle bu şekilde ince yapmanız gerekiyor. İstediğim incelik bu. Bunu bu şekilde açtım. Elimde şöyle bir kalıp var. Tam et içinin kenarları gibi. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Bunu metrodan aldım ben. Ama züccaciyelerin birçoğunda bunu bulabilirsiniz. Bunun gibi olmasa da buna benzer birçok bu şekilde pasta kalıp aletleri var. Aparatları var. Bunu bu şekilde tutuyorum ve bu şekilde bastırıyorum. Ve şimdi kaldırabilirim. İşte istediğim görüntü tam da bu. Aynı şekilde yan tarafını da bu şekilde tutuyorum ve bastırıyorum. Yaptığınız işlem inanılmaz basit ve bir o kadar da keyifli. Şuna bakın ya, çok güzel oldu. Şimdi yapacağınız işlem çok basit. Şunları kenara alıyorum. Bunları zaten değerlendireceğim ben. Ve bunu bu şekilde sıyırıyorum. Dikkatli bir şekilde girin. Parçalanmasın, kırılabilir.
Olay işte budur. Şimdi bunu yağlı kağıdın üzerine koyacağım. Tepsinin olduğu bir yağlı kağıdın üzerine. Ve fırın tepsinin üzerine yağlı kağıt koydum. Ve tepsinin üzerine bu şekilde ekliyorum. Diğerini de aynı şekilde çıkarıyorum. Şu şekilde tutup görüyorsunuz mis gibi gözüküyor. Diğerini de aynı şekilde tepsiye ekliyorum. Diğerlerin hepsini de bu şekilde yapıyorum. Şekil verdim. Tepsiye 4 adet koydum. Hamurumun yarısını bile kullanmadım. Şöyle göstereyim size. Daha bu şekilde duruyor. Ve şimdi yapacağımız işlem çok önemli. Eticinin şu kenarındaki şekli verebilmek için küçük bir dokunuş yapacağım ben. Ve şimdi onu yapmaya geçiyorum. Böyle içinden bir parça alıyorum ve bunu bilye boyutuna getireceğim. Ama çok ufak olması gerekiyor. Sakın büyük yapmayın. Şu şekilde olması yeterli ve bunun gibi belki 30-40 tane yapmanız gerekecek. Şöyle alıyorum elimi, yuvarlıyorum. Şu şekilde çok basit zaten göreceksiniz. İnanılmaz basit. Şu şekilde yapıp kenara koyuyorum ve hepsini bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Yuvarlaklar haline getirdim. Şu şekilde olması gerekiyor. Hepsini yuvarladım. Şimdi bunları diğer hamurların kurabiyelerin üzerine ekliyorum. Şöyle tutuyorum. Sadece kenarlarını eklemeniz yeterli olacaktır. Şöyle kenarlarına sırasıyla diziyorum. Bunları ekledikten sonra bir parça daha sonra üzerine bastıracağız. Tam istediğimiz şekli alacak. Görüyorsunuz yavaş yavaş benzemeye başladı. Tam eticin kıvamına, görüntü olarak tam eticin kıvamına gelmeye başladı. Bizim istediğimiz görüntü de bu. Üzerine bir parça bastıracağız. İyice yer etsin diye, hamurlar birbirine yapışsın diye, iyice özdeşleşsin diye. Kenarlarına dizdim. Dediğim gibi üzerlerine bir parça bastırıyorum. Çünkü yer etmesi gerekiyor. Sonradan üzerinden çıkmaması gerekiyor. Onun için şu şekilde bastırmanız gerekiyor. Tabii çok fazla bastırmayın. Bu sefer ezik gözükecektir. Bu da istemediğimiz bir görüntü. Görüntü itibariyle bence benzedi, güzel oldu. Şimdi diğerlerini de hepsini bu şekilde yapıyorum. Dördünü de yaptım. Çok güzel gözüküyorlar ya. Şuna bakın. Şimdi bunu artık fırına verebilirim. Altlı üstlü fanlı olacak şekilde 150 dereceye getirdim ve fırının içerisine veriyorum. Fırını tabii önceden ısıtmanız gerekecek. Bunu tam tamına 20 dakika bu şekilde pişiriyorum. Tam 20 dakika pişti. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şuna bakın ya, çok güzel pişmişler. Mis gibi, tam istediğim gibi. Şimdi bunların oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum ve bu şekilde kendi haline bırakıyorum. Hızlı bir şekilde soğusun diye bunları ayrı bir tabağa aldım. Şimdi ben sosunu yapmaya geçeceğim. Tarifin birinci aşaması olan kurabiyesi tamam. Şimdi şu üzerindeki portakal sosunu hazırlamaya geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 1,5 su bardağı şeker ekliyorum. 2 adet oraletim var. Şimdi bunları bunun içerisine ekleyeceğim. Bu hem aroma verecek hem rengini verecek. Çok güzel olacak. Yani toplamda 1 tatlı kaşığına tekabül ediyor bu. Böyle elimde portakal aroması var. Bundan da 1 tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim. Böyle portakalın kabuğunu şu şekilde rendeliyorum. Çeyrek portakalın kabuğunu rendelemeniz yeterli. Çok fazla rendelemeyin. Sadece dış kısmını rendeleyin. O beyaz kısmını sakın rendelemeyin, yoksa acı olur. Bu kadar yeterli olacaktır, görüyorsunuz. Şimdi de içerisine 1,5 portakal sıkacağım. Şöyle tutuyorum, içerisine koyuyorum portakal sıkacağının. Ama hem portakal sıkabilirsiniz hem limon sıkabilirsiniz. Çok rahat oluyor ya, şuna bakın ya. Bu da son portakalım. Bunu da sıkıyorum. Görüyorsunuz hemencecik sıkılıyor. Şimdi bunu karıştıra karıştıra pişiriyorum. Sakın bunu yüksek ateşte pişirmeyin. Orta ateşte bu şekilde karıştıra karıştıra pişirmeniz gerekecek. Başta bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra bunu 2,5 dakika bu şekilde pişireceğim. Kaynamaya başladı. 2,5 dakika boyunca bunu bu şekilde pişiriyorum. Bunu 2,5 dakika boyunca pişirdim. Şimdi altını kapatıyorum. Bu biraz soğuduktan sonra tam istediğimiz kıvama gelecek. Şu portakal sosuna bakar mısınız ya? Tabaktan ayrı bir yere koydum bir parça soğusun diye. Mis gibi buram buram portakal koktu her taraf. Çok güzel oldu. Bu şekilde 1 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra kurabiyenin üzerine ekleyeceğim. 1 dakika dinlendirdim. Şimdi bundan bir parça alıyorum bu şekilde. Kurabiyenin üzerine dikkatli bir şekilde ekliyorum. Böyle her tarafına yayılması gerekiyor. Portakal sosu her tarafına yayıldı. Tam istediğim gibi. Şimdi bunun üzerine kakaolu süslemeden ekleyeceğim. Kakaodan bir parça alıyorum ve üzerine gezdiriyorum. Gelişi güzel bu şekilde ekleyebilirsiniz. Böyle boldan boldan eklemeniz gerekecek. Çünkü dışarıdan aldığımız eticinde de böyle boldan boldan bu şekilde süsleme eklemişler. Ve işte olay budur. Şuna bakın ya, ne kadar güzel gözüküyor. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Ya şunlara bakın ya. İyice oda sıcaklığına geldi. Tam istediğim kıvamda oldu. Görüntüsü bence benzedi. Şuna bakın. Mis gibi gözüküyor ya. Süper oldu ya. Üzerine koyduğum portakal sosunu bir tık daha fazla koydum ben. Dışarıdan aldığım eticinden bir tık daha büyük yaptım. Tam istediğim gibi mis gibi gözüküyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş.
Şunu şu şekilde kırıyorum. Şuna bakın ya. Mis gibi oldu. Dışarıdan aldığımız gibi sünüyor. Ve şöyle tadına bakıyorum. Gerçekten çok iyi olmuş bu ya. O portakal sosu tam istediğimiz gibi olmuş. Şuna bakın. Çok başarılı ya. Kurabiyesi tam istediğimiz gibi. O dışındaki kakao böyle çıtır çıtır portakal aromasını iyice hissettiriyor. Ya muazzam bu ya. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Şöyle bir tane daha tadına bakıyorum. Yani böyle portakal kokusu ısırırken bile burnunuza geliyor. Dört dörtlük ya. Şöyle bir parça daha soğutsaydım biraz daha böyle sünecekti. Daha güzel olacaktı kıvamı. Çok iyi olmuş ama ya. Ya gerçekten çok yaklaşmışız o dışarıda yediğimiz eticin gibi. Muazzam olmuş ya. Çok güzel. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.